sözleri listesini siz nasıl değerlendirirsiniz? Bakın, bu basit bir Amerikan PR çalışması. Yani Amerika'da biz bunu sık sık görüyoruz. Özellikle bir konunun sulandırılmasını istiyorlarsa ya da dikkatlerin başka tarafa çekilmesi isteniliyorsa ortaya bir konu sızdırılır ve o konu üzerinde tartışma başlatılır ve insanlar o konuya yoğunlaşır. Şimdi Türkiye'de bakın, önümüzdeki hafta orta vadeli ekonomi planı açıklanacak çok ciddi anlamda. Ve burada bütün insanların gözü vergi yasasında, yani vergiyle ilgili ne yapılacak, nasıl bir aksiyon alınacak. Bütün bunlar beklenirken bir anda ortaya vergi yüzsüzleri çıktı. Zaten vergi yüzsüzleri dediğiniz bu yıllardır açıklanan, maliye tarafından açıklanan, son 4-5 yıldır yine AKP tarafından engellenen bir uygulamaydı. Yani yeni bir uygulama değil, bir. İkincisi 5 milyon ve üzeri vergisini ödemeyenler. Bakın, bunların arasında ciddi anlamda sorun yaşayan şirketler var. Gerçekten ödeyemeyen şirketler var. Gerçekten bankalardaki bu korkunç bir faiz çarkının altında ezilmiş olanlar var. Yani siz bunu ayırt edemeden bunu bu şekilde açıklıyorsunuz. Ama burada dediğim gibi esas olan bakış açısını değiştirmek. Neden değiştirmek? Şimdi buradaki vergi yüzsüzleri dediğiniz kişilerden elde edilecek gelirin çok büyük olduğunu sanmıyorum. Ama diğer taraftan bakın, verilen vergi teşvikleri var. Büyük şirketler var. Çok büyük, yani özellikle inşaatta yap işlet devleti olan o koy projelerindeki şirketlerin bence ne kadar vergi verdiği konusunun üzerine örtme çabası. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta da liste yayınlanmıştı. Tabii. Önceki hafta işte birçok büyük şirketin vergi ödemediğini görüyoruz. Yani siz bunları bırakın. Ondan sonra kalkın 5 milyondan sonra vergi ödemeyen yüzsüzleri açıklayacağız diyorsunuz. Yani bu dediğim gibi tamamen PR, konuyu dağıtmak, başka hiçbir şey yok. Bu nedenle ben bu haberi çok ciddiye almıyorum açıkçası. Gündemi değiştirmekten başka bir şey yok. Bunu aslında bir süre önce de gördük farkındaysanız. Hani o meşhur vergi paketi vardı ya, bakan tarafından açıklandı. İşte içerisinde servet vergisi olan, değerli konut vergisi olan. Bakın onu da neyle değiştirdiler gündemi? Yurt dışı harçıyla, yine garsonların bahşişiyle, yani bu kadar küçük konularla gündemi meşgul ettiler ve dikkatimizi dağıttılar. Şu anda kimse kalkıp da ne servet vergisini konuşuyor, ne daha başka olayları konuşuyor. Tamamen kapattık. Yani böyle küçük şeylerle toplumu oyalıyorlar. Bu da oyalama bakış açısını değiştirmekten başka hiçbir şey değil. Ben hatta dün bakanın tweetini ilk gördüğümde şaşırdım. Bakan neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu? Açıkçası biraz garipsedim. Tabii zaman zaman tartışmamız için böylesine önümüze popülist hamleler çıkıyor. Biz de onları uzun süre konuşuyoruz, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Şimdi o zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önlem üstüne önlem açıklıyor dedik. Neden korkuluyor? Bunu soracağız. Özellikle dolarda geçtiğimiz hafta bir hareketlilik görmüştük. Bunun nedeni ne? Acaba alınan önlemler yeterli olmuyor mu dedirten uygulamalar. Şimdi son gelişme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz ve altın hesaplarının Türk lirasına çevrilmesine yönelik tebliğlerde yaptığı değişiklikler. O değişiklikler resmi gazetede yayımlandı. 31 Ağustos 2024 tarihi itibariyle döviz ve altın hesapları hesap sahibinin talebiyle dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek. Şimdi Sayın Özdemir, bu kadar önlem üstüne önlem alınmasının nedeni sizce ne? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolarda kontrolü kaybetmekten mi korkuyor sizce? Kesinlikle bir korku var. Yani evet, bir hakimiyet görüntüsü var ama Merkez Bankası'nın çok ciddi anlamda bir korkusu var. Özellikle döviz konusunda. Yani yerleşiklerin yeniden dövize yönelmesinden ciddi anlamda korkuyor. Bunu nereden görüyoruz? Cuma günü Merkez Bankası'nın yayınladığı bankalara mevduat konusunda verdiği ödev, görev. Biz buradan da görüyoruz. Yani bankalara diyor ki mevduat toplama zorunluluğun var. Yani piyasadaki paraları sen çek diyor. Aslında normalde Merkez Bankası'nın bunu yapması gerekirken maliyeti bankalara bindiriyor. Yani ne yap ne yap, bu paranın
dolara yönelmesini engelle diyor. Bankalara görev veriyor burada. Bu da Merkez Bankası'nın halen yerleşiklerde ya da vatandaşın dolara yönelmesinden dolayı bir korkusu olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl gördük? İşte biliyorsunuz geçen hafta dolarda bir hareket oldu. Aslında bunun biraz da nedeni şuydu. Carry trade'lerde kısmen çıkış başladı. Çünkü bu bir dünya genelinde bir olay. Biz sürekli olarak söyledik. Bu para sağlıklı bir para değil. Bu para her zaman çıkabilir. Evet, Merkez Bankası rezervinde eksi 60 milyar dolardan hızla artıya geçen bir iyileşme var. Ama bunun maliyeti çok ağır ve bu para bizim paramız değil. Bu para emanet para dedik. İşte bu nedenle biraz da doların aşırı derecede cazip denilebilecek kadar ucuz olması. Çünkü Türk lirası çok değerli şu anda ve insanlar dolarda bir beklenti içerisine girdi. İşte Merkez Bankası'nın asıl korkusu bu. Beklenti, vatandaşın beklentiye girmesi ve beklentiden dolayı maalesef çok ciddi anlamda bir rahatsızlık yaratıldı ve vatandaş dolara yöneldi. Bir başka işareti nerede görüyoruz? Döviz mevduatlarında artış var. Yani vatandaş artık buralardan yavaş yavaş dolar almaya başladı. Bunun da bir başka nedeni TL mevduatı. Yani siz 62 olan bir ülkede, enflasyonun 62 olduğu bir ülkede halen mevduatı 47-48'e kadar aşağı çekerseniz, ki bunu bankalar yapıyor doğal olarak, çünkü bankalar bu parayı satamıyor. İşte burada vatandaş dolara yöneldi ve biz bunun aslında kısa bir fragmanını gördük önceki hafta. Hı hı. 34'ün üzerine çıkan dolarda bu bir fragmandı. Ama asıl film gelecek mi? Ben bu filmi halen seyredebileceğimizi düşünüyorum. Ha, Merkez Bankası bu krizin üstesinden gelebilecek güçte mi? Evet, gelebilecek güçte. Neden? Çünkü eksi 60 milyar dolarla piyasaya müdahale eden bir Merkez Bankası şu anda artı rezervle çok rahat yapabilecek. Ama karşımızda da çok ciddi bir para var. Bakın, kur korumalı diyorsunuz. Orada halen kuzu gibi yatan yaklaşık 50-55 milyar dolar var. Yani bu paranın dolara yönelmesini düşünün. Çözülürse nereye gidecek o para, değil mi? Asıl kritik soru herhalde bu. Vallahi Türk insanı AKP döneminde şunu gördü. Hiçbir yatırım aracında kendini güvende hissetmiyor. Sadece hissettiği iki yatırım aracı var. Dolar ve altın. Bunun dışında Türk insanı yatırım aracına güvenmiyor. Hiçbir yatırım aracına. Ki biz bunu son dönemde konutta da gördük. Yani vatandaş artık konuta da güvenmiyor. Çünkü kirada gördü, istediği zaman satamıyor. Ama dolar ve altın Türk insanının böyle bir dönemde kendini korumak için sığındığı güvenli liman. Sanki o limana yeniden gemilerin yaklaştığını görüyoruz. Merkez Bankası da bu tehlikeyi gördüğü için tedbirler almaya başladı. Önümüzdeki günlerde bence bankalar üzerinde özellikle TL mevduatının daha da cazip hale gelmesi için mutlaka yeni adımları olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi adımlardan biri buydu, az önce ifade ettiğimiz gibi. Biri de sizin az önce altını çizdiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası acaba örtülü bir faiz artırımı mı yaptı diye.